Alo. İyi günler Nur abla. Hoş geldiniz canım benim. Nur abla diyorsun ya, Hoş böyle bulduk sarılıp öpesim abla. geliyor seni. Hoş Hayırlı geldin. hayırlı abla. Nasılsınız? İyiyiz canım benim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İnan abla hiç iyi değilim. Değilsin. Tabii iyi olsan beni niye Nereden başlayayım abla? arayacaksın burayı? Doğru. Ay. Nereden başladığımı bilmiyorum abla. 13 yıldır Anlat. evliyim. 13 yıldır evliyim. Tamam. 3 tane çocuklarım var. Allah bağışlasın. Benim çocuklarım olduktan sonra bunu anlatırsam doğru olur mu olmuyor mu ben onu bilmiyorum. Ben bir gün hastaydım, doktora gittim. Tamam. Kaza yaptım. Hamileydim kızımla. Tamam. Ondan sonra en son kızıma benim eşim kazayı duyunca görümcemle geldi. Eşim kaza yaptı, görümcem orada öldü. Görümcem öldü, eşim beni suçladı. Sen doktora gitmeseydi kız kardeşim ölmezdi. Kız kardeşim senin yüzünden öldü. Hep böyle beni suçladı. Ben de sesimi çıkarmadım. Zaten eşimin tek bir kız kardeşi vardı. Belki dedim acısından öyle söylüyor. Neyse bu böyle devam etti. Doğum yaptım. Ben kaynanam hacca gitti. Oraya gittim ben. Oradan döndükten sonra eşim benden soğudu. Neyse aradan 2-3 yıl sonra ben öğrendim ki eşim sürekli beni aldatıyor. Daha önce de eşim beni aldatmıyordu. İşe gidiyordu, telefonu bendeydi. Ne yaptığını biliyordum. Kafamdan Görümcenizin ölümünden sorumlu tuttuğu andan itibaren mi eşiniz sizi aldatmaya başladı? aynen öyle. Peki nasıl anladın eşinin seni aldatmaya başladığını? Şöyle öğrendim. Ben 8 yıl evliydim. Evet. Eşim işe giderken telefonu bendeydi. Tamam. Benimle ilgileniyordu. Annemin evine giderken dahil bile benden bensiz gitmiyordu. Şimdi bir anda eşim telefonunu sakladı. Telefonuna şifre Peki koydu. kocanız işe giderken niye cep telefonunu size bırakıyor? Benim bir telefonum yoktu. Ha. Eşim diyordu iş yerine ulaşabilirsin diyor ki benden haber alırsın. O beni arıyordu. O yüzden bana bırakıyordu. Peki elindeki tek delil yani gördüğün şey bu mu? Kocamın cep Şöyle telefonunda şifre sana var, beni anlatıyorum. aldatıyor. Daha dur söylüyorum. Neyse buna söyledim. Sen neden bana böyle davranıyorsun? İnan ben senin kız kardeşini ben senden daha çok seviyordum. Eğer ben bilseydim bu kaza olduğunu bilseydim ben gitmezdim. Kaza ben de yaptım. Bir de oğlum vardı. Bir de hamileydim. Bir de 2 sefer kaza yaptım. Ben bilseydim gitmezdim. Ben nereden bileydim senin kız kardeşin ölür ben ölmez miyim? Bunu kim karar verebilir dedim. Sonra neyse dedi ben bu konuyu kapattım neyse dedim. Böyle durdu. Bir Tamam. gün telefonumun şifresini yakaladım. Telefona şöyle bir baktım benim eşim 40 tane 8 kadınla konuşuyor. Kaç kadınla? 48 tane kadın. Sadece bakın. 48 mi? 48 kadınla mı? Aynen öyle. Şimdi han Oo. numarası da bende. Nasıl yani? Kocanın telefonunun şifresini kırdığında, WhatsApp'a girdiğinde 48 kadın mı vardı? Aynen öyle. Instagram'ı söylemiyorum. Bir de oradan öğrendim ki benim Nasıl eşim saydın mı o sırada 48 tane kadını? Nasıl anladın bütün yani? numarasını yazdım. Her şeyini, mesajları, her şeyini kaydettim. Ben kayınpederimi aradım. Dedim ben Peki nereden mesajların içeriğine baktın mı? 48 kadına ne yazmış? Kopyalayıp hepsini aynı şeyler mi atmış? Ne yazmış? hepsini aynı yalanlar. Ben evli değilim. Ben bekarım. Bazen de diyordu ben evlendim, boşandım diyor. Bir de hiçbir kadına da kendi soy ismini doğru söylememiş. Ha başka ad, başka soy ismi kullanmış. Evet, sıkta Hasan kullanmış. Benim eşimin adı Ahmet değil, Ahmet olarak o kadınlara görüşmüş. Ya biz bir tane bile bulamıyoruz. 48 48 taneyi nerede tane. bulmuş seni koca? Nerede Ondan yani bunlar? Nereden evet. bulmuş? Kim bu kadınlar? Tanıdık var mıydı içlerinde? Hiç tanıdık yok. Hiç tanıdık yok. Hepsi evli kadınlar. Araştırdım hepsi evli kadınlar. Bir de 48 kadını araştırdın mı? kadınlar araştırdım. Kayınpederimi aradı benim oğlan kardeşim avukat. Oğlan kardeşim de araştırdı her şeyi biz bulduk. Kayınpederimi aradı dedim ben. 48 kadın da evli mi? Hepsi evli. Tabii sorun gibi sana Yok evli artık kadın. ya. Aynen öyle. Ondan sonra da kayınpederimi aradı. Kayınpederim geldi ben dedim ben senin oğlunu istemiyorum. Dur çok hızlı Bana konuşuyorsun dedim. canım benim, çok anlamıyorum, bir dakika. Daha tane tane konuşalım. 48 kadının da evli olduğunu anladın. Peki aralarından 48 kadının içerisinde konuştukların oldu mu?
Neden konuştum? Bir iki tane de konuştum. Beni şimdi dedi ki ben evli değil. O yüzden konuştum. Yoksa konuşmazdım. Bir baktım ki zaten ben bunlarla baş gelemiyorum. Ben direkt babamın evine gittim. Babamın evine gittim. Eşim geldi, telefonda şıkır çıkardı. Yeni istedim. Peki şimdi sen hiç onlarla konuşmadan önce kocanın WhatsApp'ına bir girdin. 48 tane kadının resmi var orada. 48 kadınla konuşmuş. Kocana dönüp bir şey söylemedin mi? Bu 48 kadının senin WhatsApp'ında ne işi var diye. Ben söyledim. Kendi telefonuna kurdu, intalakı. Ne yaptı? Telefonuna kurdu, intalakı. Ha, telefonu kırdı kocan. Evet, kendi telefonuna kurdu. E tabii, ne yapacak tabii. Ben babamın evine gittim. Ne oldu? Kırınca iş çözüldü mü yani? Kocanın telefonu kırması o 48 kadını ortadan kaldırdı mı? Bu da kendi çözümü. Ondan sonra babamın evine gittim. 3,5 ay orada kaldım. Tamam. Bütün hafta bana araya girdi. Bir de eşim ağladı. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten ben bunu çözemedim. Ben bundan ayrılmaya kalkıyorum, bu insana kalkıyorum, bu oluyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor. Ben dedim, ben seni istemiyorum. Gerçekten ağladı mı kocan? Yani gözünden yaş geldi mi, yalandan mı ağladı? Gerçekten ağladı. Hatta kendine vermedi. Ağlamış bir de. Evet. İnandın mı peki, inandın mı? İnanmadım, halde inanmıyorum. Evime döndüm, daha bir ay olmadı. Bir ay olmadı. Eşimi işe gönderirken akşam eşim eve geldi. Neden eve geldin dedim sen. Babam çok hasta dedi. Ben memlekete gidiyorum. 49. yolda galiba. Ben memlekete gidiyorum dedi. Oğlumu kızımı aldı gitti. Ben tek başıma ben küçük kızımla evde kaldım. Ertesi gün bir adam beni aradı. Ben öyle bir korktum ki akşam üstüydü. Bana küfür etti adam. Ben de ağzıma geleni adama söyledim dedim. Sen ne yapma bana süreciyorsun dedim. Dede valla dedim ben köylüyüm dedim. Ya karımı çocuklarımı almışım dedim. Gel senin evine geliyorum. Kardeşim dedim sen benim evime sen geliyorsun dedim. Hani hangi akla geliyorsun benim içim evde değildir. Neyse kardeşim aradı. Sayınım geldi. Sayınım okulun yanına gitti baktık ki gerçek. Adam oğlu 20 yaşında 21 yaşında. Karısını aldı geldi. Peki sen niçin buraya gelmiş? Ay valla dudağım uçukladı. Adam karısını alıp size mi geldi? Evet, karısını alıp geldi benim evime. Yakaladı hiç herhalde. Hiç tanımıyorsun bu adamı ama sen. Ben adamı tanımıyorum. Adamı bilmiyorum. Peki adamın karısıyla senin kocanın ilişkisi mi varmış? Dur onu açıyorum ya. Dur doğru. Tamam. Ay heyecanlandım birden. Evet geldi. Kardeşim gitsin. Neredesin ben seni tanımıyorum. Sen buraya neden geldin? Adam dedi ki, senin eşin dedi, benim karımı kandırmış, demiş ben ev değilim, ben bir karım. Benim karım da bana diyor ki, ben senden boşanacağım, onunla evlendim. Bir o da ona daha şey girdim. Yapmış, adam karısını alıp, sana niye getirmiş adam karısını onu anlamadım. Ben önce onu çözemedim, sonra ben adama dedim ki, madem böyle bir şey vardı dedim, sen erkek değil misin dedim. Sen utanma bu karım almış ve gelmiştim. Ablacığım dedi benim kötü bir niyetim yok dedi. Karım bana inanmıyor. Bu adam bekler. Ben seni göstermeye geldim. Allah'ım yarabbim. Tövbe yemin ediyorum bir yaşıma daha girdim. Adam evli. Şok yaşadım. Eşim çocuklarımı aldı kaçmış gitmiş. Eşim ortalıkta yok. Çocuklarım orada tutayım. Eşin kocan senin kocan nerede bu arada? Benim eşim dedim ya babam hastalığı niye çocuklarım? Babanın hastalığına gitti. Yani ama bu anlattığın 48 tane kadının haricinde bu 49. O kadınlar bitmiştir. O kadınlar ortadan kalkmıştır. Bu yeni. Bu yeni. Bu yeni. Bu yani aranın. Sonra bitmiştir. Orada ne oldu çok merak ettim. Adam karısını orada aldı geldi. Dedi ki bak işte gör bu adamın karısı bu dedi seni gösterdi. O kadın evet. Ne yaptı? Bir de şöyle bir şey oldu Nur abla. Sen benden güzelsin ben. Tövbe. İnan öyle bir güzel bir kadınım ki keşke beni görse. Adam beni gördü kendini, karını gördü. Adam böyle çok geçti. Bir dakika ya anlamıyorum. Kocanın sevgilisi kendi kocasıyla birlikte sizin eve geliyor. Kocanın sevgilisinin kocası sana diyor ki bak diyor senin kocanın sevgilisi bu diyor. Kocanın yani, sevgilisi de sana diyor ki ben senden daha güzelim. Hayır sevgilisi bana dedi ki ben şok oldum dedi. Sen bir kat benden daha güzelsin. Bana benden daha güzelsin diyormuş. Gerçekten de doğruydu.
Gerçekten de doğru. Ondan dedi ki seni şuracık öldürürüm. De, ailem ona dedi ki sen iyi bir kadın olsaydın sen bari kucasında oturmuyorsun kendi oğlunla iki tane oğlu var dedi. Biri 20 yaşında, biri 21 yaşında. Sen onlardan da mı utanmıyorsun dedi. Seni dedi kendi evimize sokar mıyım dedi artık. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bu kadını falan da o kocayı da bir tarafa bırakın. Senin Evet. koca yok bu arada. Senin koca babasına gitti. Döndüğünde Evet. peki geldin demedin mi? Be adam, sen bana ağladın, sızladın, gürledin, gözyaşı döktün. Dedin ki bir daha seni aldatmayacağım. Bu 49. nereden çıktı diye sormadın mı? Oradayken o ben onu aradım. Onu aradım. Ben dedim ben senden boşanıyorum. Nedir? Ne sen neden böyle yapıyorsun? Aslında ben seni çok severim. Ben dedim ben bana aşkım değil mi? Senin dedi sevgilisi dedi kontaktıyla çocuklarıyla falan ben geldi dedim sen kaçtın gitsin. Ben eşim sonra dedi ki bana dedi ki seni kaybetmekten korktum kaçtım gitti dedi. Eğer dedi o gece ben evde olsaydım ya sen beni öldürürdün ya ben o kadını öldürürdüm. O yüzden dedim kaçtım gitti. Ondan sonra boşanmaya Peki, kalktım. şimdi bir şey söyleyeceğim. Hikayeni Evet. dinlerken Evet. psikolog bile hayrete düştü. Evet. Bak o kadar yani. Ben Hayret yüzündeki o ediyorum. şeyi gördüm. Şimdi asıl burada mesele ne biliyor musun? Canım benim. Sen bana Nur abla diyorsun ya, ismini bilmediğin için de ben de sana canım benim diyorum. Allah razı olsun abla. Canımsın. Bak çok iyi dinle. Bak bir psikolog hem de uzman bir psikolog var. Şimdi Evet. sen hangi doğru adımları atarsan ne yaparsın bir ondan öğrenelim. Çünkü bu Ben hikaye bir uzağa gider. Seninki 50.yi de getirir, 51.yi de getirir, 52.yi de getirir. Sen bir gün WhatsApp'ını bir açarsın ki 100. gelmiş, tamam mı? Çok iyi Ben dinle. zaten o günden bugüne kadar inanır mısın kendi WhatsApp'ıma dahi bile giremiyorum. Benim psikolojim o kadar E bozulmuş ki bozulur tabii, kolay mı? ne Kolay mı? yapıyorum ne yemek yediğimi tamam biliyorum. Ben bu eve giriyorum sanki bütün ev benim üstüme geliyor. Ben eşimi görünce ben onun yüzünü bile görmek istemiyorum. O gelip falan kalıyor. Niye Seni çok iyi ne yapıyorum? anlıyorum. Hayatım çok iyi dinle. Bak böyle fırsatlar her zaman gelmez ayağımıza. Psikolog evinize geldi. Ne yapması gerekiyor? Şimdi şöyle bir şey. Zaten aslında ha 1 ha 48 şimdi bize göre. 49. 49 gerçi hani bir tane daha şey yapmış. Bir kere önce baştan başlayacağım. Görümcenizin o vefat olayı aslında tabii ki üzülmüştür kardeşi vefat etmiş ama bazen bazı durumlar bizler için bahane olur. Şimdi böylelikle sizden uzaklaşabildi ve böylelikle sizi suçlu durumuna düşürebilecek ve sizden uzaklaşabilecek bir durum buldu. Şimdi burada tabii ki de bir kazanın sorumlusu siz olamazsınız. Bunun elbet o da farkında. Tabii ki yakınlarımızı kaybettiğimizde başka birini suçlama eğiliminde olabiliriz ama bu kadar uzun sürmez. Şimdi burada o vesileyle ya da o durumla başlayarak orada belli ki bu arada 48 kadınına yazışan bir erkeğin zaten fıtratında dediğimiz ya da kişilik yapısında bir şey vardır. Yani bu kişi zaten 48 kişiyle yazışıyorsa duygusal bir birliktelik için yazışmıyor. Flörtleşiyor, kendini tatmin ediyor, belki cinsel haz arıyor. Bir şekilde bunlarla ilgili yazışıyor. Bir kadınla yazışmak, 48 kadınla yazışmanın farkları bu. Duygusal bir anlamda yazışmıyor. Evli kadınlarla yazışmasının sebebi böylelikle sorumluluk almıyor. Çünkü bekarla yazışsa bekar onunla daha çok buluşmak isteyecek. Bir şekilde beklentisi olacak. Böylelikle evlilerin evliyle olma şeyi aslında böylelikle sorumluluk almamış oluyor. O yüzden 48 kişiyle işte bazen fotoğraf isteyebilir, onunla cinsel içerikli yazışmalar yazabilir. Şimdi eşiniz belli ki büyük bir arayışa girmiş. Bu şekilde kendini tatmin etme yoluna girmiş. Bir, burada şunu düşüneceksiniz. Bu olayın dışında, eşinizin bu flörtözlüğü dışında, 48, 49 ya da 100 kişiyle yazışmasının dışında eşinizin nasıl özellikleri var? Sizin evliliğinize neler katıyor? Nasıl size katkısı var? Çocuklarına iyi bir baba mı? Siz bu kişinin bir şekilde gelse size yine telefonlarını verse, sizi çok işte sevdiğini gösterse, değerli hissettirse, ben böyle bir kayıptan sonra kendimi kaybettim, bir şekilde herkesten takdir almak istedim.
deyip sizden özürler dilese ve şeffaf olsa bundan sonra siz onu affedebilir misiniz? Birinci nokta bu. Eğer affedebilecekseniz kişi karşınızdaki size tamamen şeffaf olmalı. Her şeyini size bırakmalı ve bunun bir travmadan sonra olduğunu size kanıtlamalı. Burada siz seçim yapacaksınız. Eğer size eskisi gibi telefonunu veriyorsa, diğer özellikleri iyiyse de siz kendiniz bir şans daha verebilirsiniz. Evet, ya inanılır gibi değil.